dünyanın yedi kıtası üzerinde süren savaşların, iç savaşların ya da irili ufaklı çatışmaların arkasında duran büyük bir ekonomi var. Kapitalizm neden savaşa bu kadar yatırım yapmak zorunda? Sürekli bir talep söz konusu. Yani siz bir füzeyi aldığınızda, kullansanız da kullanmasanız da ona yeni talep doğuyor. Bu çok önemli. Tabii umarım kullanılmıyordur. Çünkü kullanılması demek insanların ölmesi, bir yerlerin yıkılması anlamına geliyor. Ama siz kullanmadığınızda da bir süre sonra o yeni işte hava savunma sistemlerine, yeni uçaklara yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta benim kitabın ilk cümlesi şu işte kapitalizm savaşlar düşmanlara ve düşmanlar hep daha üstün silahlara ihtiyaç duyarlar. Çünkü orada aslında gönderme yapmak istediğim şey de şu silahlanma yarışı. Yani madem sizin amacınız işte ülkeyi korumak, demek ki bir düşman var. O zaman sizin askeri harcamalarınız da o düşmanınızın, tırnak içindeki düşmanınızın askeri harcamalarından daha fazla olmak zorunda. Daha fazladan kasıt da hep daha üstün teknolojilere yatırım yapmak zorundasın. Kapitalizmi tam da aslında irrasyonel yapan şey bu. Çünkü bu iki ülkenin de aslında kendini daha güvende hissetmesine neden olmuyor. Doçent Doktor Adem Yavuz Elveren, askeri harcamalar ve ekonomi başlıklı çalışmasında askeri harcamaların başta ekonomik büyüme, kar ve artı değerli olan ilişkisini sorguluyor. Kapitalizmin en büyük açmazı, en temel çelişkisi kronik bir yetersiz talep söz konusu olması. Yani özetle bir ürün satıldığında bu ürün ne olursa olsun bunun fiyatının iki parçası var. Biri işçilere ödenen ücretler, diğeri de karlar. Dolayısıyla sistemin devam edebilmesi için bu iki kesiminde yani işçilerin de kapitalistlerin de elde ettikleri tüm parayı tekrar üretime yansıtmaları yani o üretilen ürünleri satın almaları gerekiyor. İşçilerin kendilerine ödenen parayla ürettikleri ürünleri satın almaları imkansız. Sonuçta siz bir artı değer yaratıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla mümkün değil. Kapitalistlere baktığında paralarını iki şekilde harcayabilirler. İlki elbette kapitalistler de sizin benim gibi insan. Dolayısıyla onların da kişisel tüketimleri var. Ama bizden farklı olarak bir de o paranın bir kısmını yeniden yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada yeni yatırımdan kasıt karlılık olduğu sürece, yani kar edebileceklerini düşündükleri sürece bu parayı yeniden yatırıma yönlendirecekler. Çünkü hani kapitalizmin itici gücü tüketim değil. Hani kapitalistler işte insanlar tüketsinler, mutlu olsunlar diye yapılan bir şey değil. Kar yapmak amacıyla yani ikinci güç aslında o. Tam da zaten şu an pandemi sürecinde onu yaşıyoruz. Yani karın olmadığı bir yerde maalesef üretim olmuyor. Onun için de şu an işte Afrika ülkeleri aşılara ulaşamıyorlar. Ayrı bir konu ama demek istediğim şu. O zaman kapitalistlerin acaba gerçekten elde ettikleri tüm parayı harcayıp harcayamadıklarını sorgulamak lazım. Burada da sorun şu. Sizin yeni pazarlara, yeni ürünlere, yeni teknolojilere ihtiyacınız var bu harcamayı yapabilmeniz için yani kapitalistler olarak. Askeri harcamalar kritik çünkü yeni ürünlere, yeni pazarlara, yeni teknolojilere ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Yani işte hani kapitalizmin ilk yani ilk birikim dönemine baktığınızda işte Rosa Luxemburg'un çok net bir şekilde tartıştığı üzere ordunun zora dayalı gücü aslında o ilk birikimin en temel aracı. Dolayısıyla kapitalist sistem doğası gereği aslında kapitalist olmayan alanlara doğru genişlemek zorunda. Bunu da siz askeri harcamalar yoluyla yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. İkincisi de tam da bu nedenle aslında askeri harcamalar sürekli yeniden talep yaratabiliyor. Yani diğer kamu harcamalarından çok temel, çok ayırt edici bir özellik. Yani bundan kasıt ne? Bundan kasıt şu, eğer sizin benim cebimde para yoksa ne üretildiği çok önemli değil, alamayacağız. Yani çünkü talebin kendisi cebinizde para olup olmamasıyla ilgili bir durum. Ama söz konusu askeri harcamalar olduğunda durum çok farklı. Çünkü müşteri artık siz ya da ben değiliz. Müşteri devletin kendisi. Ve dolayısıyla siz askeri harcama yani silah ürettiğinizde müşteriniz tam karşınızda. Her zaman için hazır. Ve anlaşmayı yaptığınızda para cebinizde ve ondan sonra ekonominin bir daralma dönemine girmesi, canlanması hiçbir şekilde artık sizi ilgilendirmiyor. Bu büyük bir avantaj. Yani dolayısıyla o ekonominin iniş çıkışlarından bağımsız bir şekilde siz üretiminizi devam ettirebileceksiniz. Şimdi son olarak da tam bu anlamda şu açıdan çok önemli. Eksik tüketim diyoruz. Yani hani bir şekilde o eksik tüketimin aslında karşılanması lazım. Elbette bunun iki temel rolü var. İlki şu, devlet olarak siz sosyal harcamaları arttırabilirsiniz değil mi? Yani eğitime, sağlığa olan harcamayı arttırarak işte tam istihdam amacıyla üretim yapabilirsiniz, kamu harcamalarını arttırabilirsiniz. Ama bu
kapitalistlerin sonuçta kar oranlarını düşürecek. Yani çok temel bir şey. Pastanın paylaşılması durumu. Tam da bu bağlamda işte o askeri harcamalar o kapitalistlerin çıkarlarına dokunmuyor. Yani hem eksik tüketimin giderilmesine, yani dolayısıyla ekonominin durgunluktan hadi diyelim daha çabuk çıkmasına neden oluyor. Ama bunu yaparken de kapitalist kesimin çıkarlarına dokunmadan yapıyor. Bu anlamda çok çok kritik. Dünyada en çok askeri harcamayı ABD yapıyor. ABD'nin toplam askeri harcaması kendisinden sonra bu alanda en çok harcama yapan Çin'i 3'e katlıyor. Pentagon'un bir yıllık bütçesi Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüyle aynı. Ama sonuçta bu da birilerinin ürettiği, tıpkı bir elma, patates, portakal gibi birilerinin üretip sattığı ama maalesef insan öldürmek için ya da yıkmak için sattığı bir ürün. Yani işte malum Trump en son en büyük satışı işte 2 milyar dolarlık bir satış yapmıştı Suudi Arabistan'a. Ben derste öğrencilerime sormuştum. Yani bu 2 milyar dolar gerçekten de şu an sizin benim cebime giriyor mu? Yani gerçekten de biz Amerika olarak 2 milyar dolar zenginleştik mi? Kağıt üzerinde evet ama hani o paranın çok çok az bir kısmı aslında o insanların cebine giriyor. Ondan da çok ciddi bir aslında yansıma var. Yani insanlar işte silah üretip sattıklarında kendi ülkelerinin zenginleştiğini, dolayısıyla kendilerinin de zenginleştiğini düşünüyorlar. Gerekirse sonuçta bu aslında 70'lerin sonunda başlayan, her 10 yılda bir artık daha da sık bir şekilde kendini tekrar eden bir krizden söz ediyoruz. Yani artık kapitalizm kendini yenilemekte zorlanmaya başladı. Ve bu pandemi bunu çok net bir şekilde gösterdi. Yani bu sistemin, kapitalizm dediğimiz sistemin aslında ne kadar irrasyonel olduğunu her gün görüyoruz. Yani aslında her gün bir insan öldüğünde bunun sorumlusu o sistem ve hala bu sistemin ne kadar irrasyonel olduğunu görmeyenler. Yani bunu aslında çok net ifade etmek gerekiyor. Kriz var, pandemi bunu daha görünür kıldı, daha derinleştirdi. Tam da bu bağlamda aslında askeri harcamaların da ne kadar irrasyonel olduğunu görmek lazım. Çünkü hani diyelim Amerikan halkının, Amerikalıların kendine şunu sorması gerekiyor. Yani 700 küsür milyar dolar Pentagon bütçesi. Bu sizin yani sağlık hizmetlerine erişiminizi kolaylaştırdı mı? Hayır. Yani o askerler, o füzeler ya da nükleer silahlar sizi pandemiye karşı korumuyor. Yani neden biz insan öldürmeye para harcıyoruz da insan hayatı kurtarmaya, insanların refahını geliştirmeye para harcamıyoruz diye düşünmek lazım. Kar hadlerine baktığımızda ki kitabın en temel vurgusu ya da odak noktası. Yani Amerika İngiltere için şunu buldum. Evet, askeri harcamalar arttığında bu ülkelerde kar hadlerinin düşme eğilimi de bir yavaşlama söz konusu. Ya da kar oranları artıyor diyebiliriz. Yani hani nasıl yorumladığınıza bağlı olarak Marksist çerçevede. Türkiye ise dünyada en çok askeri harcama yapan 15. ülke. En büyük 6. silah ithalatçısı. Türkiye'nin askeri harcamalara ayırdığı paysa her geçen yıl artıyor. Ben buradan şimdi o patatescilere, domatescilere, patlıcancılara, bibercilere sesleniyorum. O bir tane merminin bedelinin ne olduğunu biliyor musun sen? Amerika değiliz. Yani Amerika tamam 700 milyar dolarlık bir bütçesi var. Ama çok önemli bir miktarda bunun önemli bir kısmı aslında silah satışları. Yani bu sizin işte ödemeler dengesi üzerinde olumlu bir etki. Ya da Birleşik Krallık için de söz konusu. Fransa, Almanya keza. Yani bunlar çok ciddi ölçüde silah ihraç eden ülkeler. Türkiye'ye baktığımızda ki Yunanistan'da öyle. Biz ithal ediyoruz. Yani dolayısıyla zaten sınırlı olan paranızın sizin tamamen atıl bir alanda harcamanız anlamına geliyor. Askeri harcamaların artması Türkiye'de gelir dağılımını daha da bozan, gelir dağılımını arttıran bir irrasyonel. Yani sistemin kendisi irrasyonel çünkü sistemin bir açmazı var, bir krizi var. Ama bu krizi aşabilmenizin yolu da aslında üretken olmayan alanlarda üretim yapmanız. Yani irrasyonelitenin mantığı bu. Yani açıklaması bu maalesef. Yani hani bir kriz olduğunda sizin sosyal harcamaları arttırarak bunu bertaraf etmeniz mümkün değil. Aksine sosyal harcamaları arttırmanız bu krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. Kapitalist bakış açısıyla. Tam da bu nedenle askeri harcamalar orada bir nevi kurtarıcı. Tırnak içinde kurtarıcı ama sistemin kendisini kurtarıcı bir rolü var.